Kanal 38 ekranlarında yayınlanan ve her hafta farklı bir ismin konuk olduğu Objektif Bakış programının bu haftaki canlı yayın konuğu Melik Gazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç oldu. Açıyoruz. Bugün yine değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Tabii yoğun seçim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda da bugün bizleri kırmadı sağ olsun Melik Gazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Memduh Büyükkılıç'la birlikteyiz. Çağ Medya Genel Müdürü Deniz Çağ'ın ve Haber Merkezi Müdürü Mesut Koç'un birlikte hazırlayıp sunduğu programda seçim çalışmalarını değerlendiren Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle ilçelerin yöresel değerlerinin tanıtılması ve ekonomiye dönüştürülmesi konusunda gayret edeceklerini söyledi. Yerel ürünleri değerlendirme ve onları teşvik etme bağlamında hem bilgilendirme, hem projelendirme, hem araştırma, hem de iş adamlarımızla, yatırımcılarla iş birliği yapma çalışmalarıyla biz belediye olarak bunlarla ilgili yatırım yapma gibi yükleri gerek yok, yüklenmeye. Yapanları yüreklendirip, teşvik edip, bilimsel olarak onları yönlendirip, bilinçli olarak bu çalışmaları, gerek hayvancılıkta, gerek tarımla ilgili çalışmalarda. Ortak akıl vurgusunu tekrarlayan Başkan Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde bir dostumuz aradı. Sağlıkla ilgili serbest bölgelerde yenilikçi, serbest bölme mantığı üretilmesi lazım. Bu konuda sağlık sektöründeki yatırımları biliyorum. Bu konuda ben size projeler iletirim dedi. Bence çok sağlıklı bir görüş dedi. O açıdan şimdi mesela geçenlerde bir dostumuz arıyor işte Ankara'dan. Sağlıkla ilgili konularda başkanım diyor artık diyor serbest bölgelerde de diyor yenilikçi serbest bölge mantığı içerisinde projeler üretilmesi lazım. Bu konuda Kayseri'nin diyor sağlık sektöründeki yatırımlarını biliyorum, ortamını biliyorum. Bu konuyla ilgili girişimlerde bulunulur. Onunla ilgili projeleri ben size ulaştırırım dedi. Gerekli çalışmalar yaparsanız Kayseri'ye çok büyük bir kazanım elde edersiniz dedi. Bence çok sağlıklı bir görüş. Örneğin şehir hastanesinin orada bir 90-100 dönümlük bir yeri sağlık sektöründeki yatırımcılara fırsat verecek ki serbest bölgemizde zaten Amerika firması var bu konuyla ilgili. Türk firmalarımız da var. Bu çalışmalara belirli bir ihtisas bir bakıma serbest bölgesi mantığı içerisinde fırsat verirsek vergilerden muaf ihraç edilen bir ürün mantığı ve ihraç edilen bir hizmet sektörü mantığı içerisinde olursa Kayseri Belediyeciliği'nin 150. yılında 150 proje mantığı ile hazırladıkları projelerin tanıtımı Perşembe günü yapacaklarını belirten Büyükkılıç, bu kadar tanıtımı nasıl yapacağımızın hesabını yapıyoruz diye konuştu. Bu yapacağımız projelerin uygulamaları ile ilgili tanıtım programını Perşembe günü saat 10'da Radisson Blu Oteli'nde kamuoyuyla paylaşacağız. Şehrin dinamikleriyle paylaşacağız, onları misafir edeceğiz ve inşallah katkılarına da açık olduğumuzu belirteceğiz. Kayserimizin nelere yönelik neler yapması gerektiğini eline boyuna projelerimizi bir bakıma böylece detaylı Üçüncü olarak çıkartmış olacaksınız. Tanıtmış olacağız. Kısmen yani. Zaten geçtiğimiz günlerde açıklamıştı Sayın Başkan. Ama belki 12 dalda, 12 dalda, bu biraz daha detaylı 12, bir proje olacak. Tabii, proje diye görselleriyle, tanıtımıyla, bilgilendirmesiyle biraz sabırlarına da sığınarak yani şimdi bu kadar tanıtım şeylerini nasıl sığdıracağızın hesabını yapıyoruz. Evet. Dün gece evimize gittiğimizde evime gitmek üzere yola çıktım 12.30'du. Toplumun her kesimini kucaklayacak bir anlayış içerisinde olduklarına dikkati çeken Büyükkılıç, Hızır Bayramı dolayısıyla Cemevi ziyaretine ilişkin de açıklamada bulunarak bu kardeşlerimizin de tuttukları orucu Allah kabul etsin. Bugün iki bayramı birden yaşıyoruz dedi. Hoşgörü ortamı önemli. Bizlerin o bölgede yaptıkları çok önemli çalışmalar var. Biz oy kaygısı ile çalışma yapmadık, yapmayacağız şeklinde konuştu. Bunların Hızır Bayramı diye bir bayramları 3 gün oruçtan sonra güzel bir ondan sonra yaklaşımları ve sıcak yaklaşımları yapılanları takdir edenleri biz sırtımıza taşırız ki onlar fazlasıyla takdir ediyor. Biz o kardeşlerimizin tuttukları orucu Allah kabul etsin. Bayramlarını da tebrik ediyoruz. Bugün dedik iki bayram birden yaşıyoruz. Cuma
Ondan sonra ve Hızır Bayramı şeklinde 3 gün oruç tutuyorlar, ertesi gün bayram yapıyorlar. Yani ne bileyim, hoşgörü ortamı içerisinde. Biliyorsunuz o bölgelerde bizim yaptığımız çok çalışma var. Sosyal tesislerimiz, pardon, sosyal konutlarımız var takas mantığıyla. Gecekondudaki yaşayan kardeşlerimiz daha konforlu bir ortamda yaşamalar için, onları incitmeden, sokağa atmadan, evini başına yıkmadan. Sosyal medya üzerinden de çok sayıda kişinin takip ettiği Objektif Bakış'ta izleyicilerden gelen sorularda yanıt buldu. Başkan Büyükkılıç'a başarı dileklerinin ağırlıklı olduğu mesajlarda vatandaşlar merak ettikleri soruları da yöneltti. İmza atacaktır demiş. Hacı Kısır zaten kendi şiir gibi bir insan olduğu için şairimiz bizi yüreklendirmek, motive etmek, dinlendirmek amacıyla zaman zaman şiirlerini yazıyor, atıyor ama güncel. Önceden yazılmışlar değil yani. Fatma Armağan isimli kardeşimiz de yine size başarı dileklerini iletmiş. Sağ olsunlar. Ve bu şekilde devam eden epeyce bir mesaj var.